Merhaba, ben de başsağlığı, acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii siz de mutlaka süreci başından sonuna kadar takip ediyorsunuz ki özel alanınız, özellikle afet lojistiği diyebileceğimiz süreç bu konuda birçok belediyenin, kamu kurumunun raporları ve buna bağlı olarak da birçok anlamda bilgilendirmeyi ve bir yeni nesli de lojistik anlamında yetiştiriyorsunuz değerli hocam. Ben hani herhangi bir soru sormadan ilk etapta şu ana kadar gördüğünüz problemler neler ve nasıl çözülebilir gibi bir başlık ilk suali size iletmek isterim. Onun üzerine birkaç sorum daha olacak. Buyurun hocam. Evet. Ben tabii bölgede çalışan, fedakarca çalışan bütün kişileri minnetlanıyorum. Onlar çok büyük ediyorlar. Milletimizin zaten ana özelliği böyle bir yapıya sahip olmak ve birlik beraberlik içinde sorunlarımızı çözmek. Genel olarak bakıldığı anda buradan tabii eleştirmek kolay ama ileriye yönelik bir takım dersler çıkartmak gerekir aslında hareketle. Ana problemin bilgi temini, bilgilendirme ve koordinasyon olayına takıldığını sanki düşünüyorum. Yani bilgiden kastım şu, bir kere bizim lojistiği gerçekleştirmemiz için tam bilgiye sahip olmamız lazım. Yani nerede, hangi bina yıkılmış, ne şekilde yıkılmış, oradaki nüfus bilgileri artı nerede ne barınma malzemelerine ve nerede beslenme, nerede sağlık malzemelerine ihtiyacı olduğu bilgisinin çok canlı ve hızlı bir şekilde aktarılması lazım. Ülkemizin bu manada önemli başarıları var. Yani drone sistemleriyle biz çok hızlı bir şekilde görsel bilgileri alıp işleyip ilgili makamlara, ilgili komuta merkezine iletme şansımız var. Bu konuyu bilemiyorum. Tabii yetkililere sormak lazım. Biz bu dronlarla bu bilgileri bir merkezde etkin bir şekilde şey yapabildik mi? Lojistik çok entegre bir iş. Yani sadece malı taşımanız yetmiyor. Yani sadece tırlarınız bulmanız yetmiyor ki bulamıyoruz şu anda. Ben de şu anda tır arıyorum falan. Dolayısıyla bunun depolama olayı var. Dağıtım olayı var, paketleme olayı var. Bunları entegre bir şekilde yapmamız önemli. Dolayısıyla bu entegrasyonu sağlamada sıkıntılar var gibi gözüküyor. Özellikle işte giden tırların boşaltılmasında, depolanması, ayrıştırılmasında ve dağıtımında bu entegrasyonu etkin bir şekilde sağlamamız lazım. İşte biz bütün lojistik öğrencilerimiz sağ olsunlar bizim lojistik hocalarımız marifetiyle topladık ve bölgeye bu işlere ki lojistiği anlattığımız öğrenciler bunlar gidip yardımcı olmaları lazım. Şu anda AFAD'dan onay bekliyor bu arkadaşlarımız ve ilgili vasıtalarla ulaşıp tamiri lojistik işlerinde tabii ki o şey özel yani ilk yardımda değil ama lojistik işlerinde dağıtım, stoklu ve depolama işlerinde uğraşacak olaylar. Yani benim gördüğüm bir bilgi bir de bilgilendirme. Yani oradaki her mahallede, her yerde böyle insanlara ihtiyaç var. Mutlaka yapıyorlardır. Bir insan yani ne olacağını, kendisine ne zaman ne ulaşacağını bilmesi lazım ki bir rahatlasın. Dolayısıyla bu bilgilendirme olayını gerçekleştirip ve bu koordinasyona da geldiğimiz anda da işte bütün kurum kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, biz büyük bir teyakkuz içindeyiz ve sürekli bir yardım malzemesi toplanıyor ve bunlar yola çıkıyor ama nereye, nasıl dağıtım AFAD izniyle gittiği söyleniyor ama bazı yerlerde yılmalar olduğu da belirtiliyor. Bu üç noktaya işaret etmek istiyorum. Bilginin temini buna ve insanlara bilgilendirme yapılması ve bütün bu faaliyetlerin koordinasyon içinde yapılması bu depremden çıkaracağımız ders gibi geliyor bana. Çok önemli hocam söyledikleriniz. Çünkü yurttaşlarımızın doğal olarak temel endişelerinden bir tanesi bir kargaşayla yaptıkları yardımın yerine ulaşmaması meselesi de kuşkusuz önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Bunun önemli bir çerçevesi ve açısını sizin bu değerlendirmenizle iletmiş olduk. Peki böyle en baştan başlarsak değerli hocam işte biz de görüyoruz sizler de üniversite olarak öğrencileriniz de çok büyük bir çaba içinde biz ne yapabiliriz? İşte eline torbasını alan, erzağını alan, kıyafetlerini alan bir şekilde bu toplama merkezlerinde, paketleme merkezlerine götürerek bir süreci işletiyoruz. Böyle bir baştan sona alırsak bu hattı bize böyle bir tamamen
nasıl şekillenmeli, nasıl oluşmayı, oluşmalıyı nasıl anlatırsınız Sayın Hocam? Evet. Şimdi bizim lojistiği yöneten kavram talep ve stok yönetimidir. Yani sivil lojistikte de, keza afet lojistiğinde. Sivil lojistikte maliyet önemlidir ama afet lojistiğinde maliyet çok daha geri plandadır. Önemli olan doğru ürünü doğru yere, doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru miktarda teslim ve hasarsız bir şekilde teslim edebilmek önemli. Bunun da özü talep ve stok yönetimi. Yani ben talebi bilmem lazım. Ve bir arama kurtarma malzemesi kategorisini hazır etmem lazım ortaki araçlara. Bunun için de işte şapka, gözlükler, yılan kameralar, iş makineleri ki Türkiye inşaat sektöründe muazzam bir ülke olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iş makineleri parkı da ona göre. Bu koordinasyonu sağlayacak olay taleptir. Onun için de benim nerede ne ihtiyaç olduğunu öncelikle yakalamam ve buna uygun olarak şeyi birleştirmem lazım. Sonra oradaki insanların depremzede sayısını dikkate alarak gıda kitlerimi ve sağlık kitlerimi hazır etmem lazım ve bunları da uygun şekilde ve adil bir şekilde dağıtımını gerçekleştirmem lazım. Ve dolayısıyla benim stok talebe bağlı stok yönetimini çok iyi yönetmem gerekiyor. Ve bu de çok dinamik. Yani yardımlar, yurt dışı yardımlar, belki yurt içi yardımlar ve AFAD ve Kızılay'daki depolardaki malların nereye ne şekilde tahsis edileceğini talep belirler. Talebi yakalayıcı sistemi öncelikle kurup buna göre bu dağıtımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonra işte taşıması gelir. Taşımada da bizim bu entegre taşıma modellerini hızlı devreye sokamadık gibi gözüküyor. Yani sürekli bir karayol akla geliyor ve sürekli bir tır seferi ve şu anda inanılmaz bir tır şeyi var, ihtiyacı ve işte herkesin beklediği, malların beklediği bir şey var. Bunda zamanlaması önemli. Yani şu anda hepsinin birden gitmesi çok anlamlı değil. Burada insanlar yaşayacak, afet sonrası bir dönem geçirecek. Bunlar zaman içinde tüketilecek şeyler. Bu planlama da önem arz ediyor. Yani biz tarih odaklı bir afet yönetim sistemi kurmalıyız. Böyle bir olay olduğunda benim hangi kanaldan hangi malı nasıl tedarik edeceğim? İşte bugün bakanımız açıklıyordu hangisi bilmiyorum. İşte Uşak'ta bir battaniye üretim merkezi ve 1 milyon battaniyeden gönderileceği bahsediliyor. İşte bizim Kızılay çadır tekstil var, çadır üretiyor. Yani bu kanalları açmamız lazım ve bu kanallar üzerindeki tıkanmaları önlememiz lazım. Burada güvenlik kuvvetlerimize büyük iş düşüyor. Yani gidiyorsunuz işte yavaşlıyor, yani yol tıkalı vesaire. Böyle bir şey yani olmaması lazım. İnsanlar orada bekliyor. Öbürü işte kendi tabii şeyi kendini bir yere atmaya çalışıyor. Bu karmaşa yaratıyor ve yavaşlık yaratıyor. Ve karayolu dışında ben İstanbul'dan demiryolu hatlarını oluşturabilirim. Yani ben çok daha etkin ve hızlı bir şekilde atalım Derince'ye malları, suları, her şeyi gönderip Derince'den Adana Yedince'ye veya Maraş'ı Türkoğlu'na tren seferleriyle bu işi ulaştırır ve orada da son noktayı dağıtırım. Bu daha az tır ihtiyacı doğurur. Yapıldı işte Pendik'ten Roro gemileriyle seferler gerçekleştirildi. Ne devreye alabiliriz ve gene belli limanlarda malları toplayıp deniz yoluyla oraya yavaş olsa da zaten zamana yayılıyor dedik. Göndermenin yolunu bulmamız lazım. Tabii ki Türk Hava Yolları'mız devrede, o da hava yoluyla yapıyor. Böyle bütün modları entegre bir şekilde yönetecek, koordinasyonu sağlayacak böyle bir komuta merkezi, bir İngilizce control tower denen, kontrol kulesi denen bir böyle idareyi tamamıyla talep ve stok yönetimi üzerine bağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu afet henüz işte 63. saatindeyiz. Kuşkusuz bir yandan tabii şu an ilk temel öznemiz biz yayıncılar olarak arama kurtarma çalışmaları sürecini seyircilerimize yansıtıyoruz ama kuşkusuz depremin işte birinci haftası olacak, ikinci, üçüncü, beşinci haftalara doğru orada dışarıda kalan yurttaşlarımız olacak, hala bir şekilde onları barınma merkezlerine taşınma süreci olacak ve bu anlattığınız sürecin bir şekilde sonuçlanması, yani giden yardımların ya da toplanan yardımların da bir
lojistik merkezlerde toplanması süreci söz konusu. Orada şu an için yapmak istediğiniz bu uyarı var mı? Çünkü giden malzemelerin ileriki günlerde ve haftalarda da bir şekilde kullanılabilir olması lazım galiba. Evet. Burada vurgulamak istediğim nokta şu. Bizim işte genellikle batıdan şeyler gidebilir. Nüfusun yoğunluğu ve milli gelir yoğunluğu açısından. Dolayısıyla buradan arabaları çıkarıp oraya yığmanın anlamı yok. Buralarda toplama merkezlerinde bunları toplanıp oradaki talebe göre ayrıştırıl ve burada uygun taşıma modlarıyla benim ulaştıracak yapıyı kurmam lazım. Onun için bizim işte lojistik köy dediğimiz, lojistik merkez dediğimiz yapılanmalar içinde mutlaka afet yönetim merkezlerinin oluşması, yani lojistik köy dediğimizde içinde gümrüğün, depoların, araç parklarının, konteyner parklarının olduğu lojistik kümelemelerden bahsediyoruz. Buralar da zaten işte araçlar birikiyor, burada demiryolu da olması gerekiyor. Dolayısıyla bu merkezlerde malı benim kabul etmem lazım. Çünkü bu mallar içinde uygun olmayan mallar da olabilir. Bunları burada ayrıştırmam lazım ve talebe göre paketleyip diğer karşı taraftaki tüketim ihtiyacı olan AFZ'lerin olduğu merkezlere aktarıp oradan da dağıtımını sağlayacak. Yani toplama merkezi, arada taşıma ve nihai noktada da dağıtım merkezine oluşan bu entegre sistemi en hızlı çalışacak şekilde kuracak bir öneriye şey yaparım. Yani benim önerim, Türkiye'nin gayet güzel bir afet müdahale planı var, tam adını ver. Burada lojistik ve bakım adıyla işte bir iki paragraf geçiyor ama benim görebildiğim kadarıyla afet lojistik ana planımız net olarak yok. Yani biz bütün hocalarla, sivil toplum kuruluşlarla hep beraber bir an önce bu koordinasyonsuzluğu giderecek afet lojistik yönetim ana planı gelecek yıllardaki en büyük ödevimiz bu. Biz zaten işte bunu başlatmak istiyoruz. Hayata geçirmemiz ve bunların prosedürlerini, protokollerini yazıp herkesin protokoller içinde çalışmasını sağlamamız lazım. Göreve hazırız diyorsunuz hocam. Bu da önemli bir mesajdı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok bizi kırmadınız. Hızlıca hemen sizden size veda edip biz de deprem bölgesindeki notları aktarmaya devam edeceğiz. Bir kez daha başımız sağ olsun. Kırmayıp yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum hocam.